Buradan da bir mesaj olarak şunu da söyleyeyim. Mesela ikinci hanım benim. Yani konuşmuyor yani mesela. Hiç görüşmüyoruz biz. Küs. O kadar yakın bir arkadaşız. Benim çocukluk aşkım, çocukluk sevgilim. Ya ben bir tuhaflık yapmış olabilirim. Kabul ediyorum. Ben bir tuhaflık yaptım. Çılgınlık yaptım. Ya mesela ya çılgınlık. Ama onunla da beraber olurken bir çılgınlık yapmıştım. Artık benim çılgın adam olduğumu biliyor. Yani bu çılgınlığın karşısında benimle tekrar konuşmamasının sebebinin ne olduğunu anlamıyorum. Seslenin ona. Seslenin lütfen ona. İzliyorsa bir seslenin yani kendisine. Yani seslensem de bir şey ifade etmiyor. Çünkü bir şey ifade etmiyor. Yani artık şey duruma düşmek de istemiyorum o konuda. Hakikaten mesela Şevket abiyle çok nadir görüşüyoruz. Ve bir şey oluyor bizde birdenbire. Bu dizilerde falan böyle beraberlikler harç bitti yapı paydos oluyor. İnsanlar birbirlerine pat diye kopuyorlar. Mesela işte Selçuk Yöntem. Evet. Aynı zamanda benim akrabam sayılıyor ikinci eşimden dolayı. Ama tabii paralar, kazançlar, meşhurluk birdenbire Fransız oluyor insanlar. Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Neden böyle oluyor anlamıyorum. Ben mesela gerçekten böyle durup durup böyle insanları aramak ihtiyacını hissederim. Özlerim yani. Ne güzel. Bunlarda özlem yok galiba. Biraz enteresan, farklı dünyaların insanlarıyız. İşin içine para girince biraz değişiyor olabilir.